Hoş geldiniz. Ben Enfal Altar. Bugün Kaykay zımparası nasıl çekilir ve bu yani karıştı biraz burası da ayrı konu. Ama bu Kaykay tahtası nasıl bu şekilde toplanır? Bunu size anlatacağım. Şimdi benim elimde Alnos'un Uber Light serisi var. Chicken Gold bu. Şimdi ilk başta tahtamızı böyle bu şekilde koyduktan sonra bende grafikli zımpara var bu arada. Bunun bir önemi daha var. Çok fazla hata yapan kaykaycı arkadaşım vardı zamanında. O yüzden ilk başta arkasına bir dikkatli bakın. Mesela bakın şu an yanlış. Bunun arkası burası. Yani grafiğine göre de bunu anlayabiliyorsunuz. Yani burası tail kısmı, burası da nose. Mesela burada almost yazıyor ya. Bu almost'un burası arkası, burası önü şeklinde böyle koyuyorsunuz. Bir bakıyorsunuz. Ondan sonra şuradan, burada gerçi bant biraz sıkışmış. Şu bandı şuradan atalım. Çok az zımparadan çıkartıyorsunuz. Ya bunu biraz daha sizin anlamanız için yavaş çekeceğim. Yoksa çok daha hızlı çekerim ama yavaş yavaş anlatmakta fayda var. Sindire sindire anlatalım. Yani acelemiz yok sonuçta. Buradan biraz mesafe bırakarak şöyle şu şekilde. Tamam, bence oldu. Bakalım. Aynen oldu. İyi ayarlama yapın. Sonra çıkartması çok zor oluyor çünkü. Çok az bir yerini yapıştırdıktan sonra altından çeke çeke elinizle de aynı zamanda buradan destekleyerek yapıştırıyorsunuz. Bu şekilde yaparsanız eğer hava kabarcığının oluşması bütünüyle engelleniyor. Diğer türlü bütününü çıkartıp da yapıştırırsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ben de zımpara çekmeyi zamanında Ersin Ferah'tan öğrenmiştim. Benim 2011'de şu Almost Impact Plus'ı çeken kaykaycı abimdi kendisi. Sonrasında birçok sponsorluk işleri de yapmışızdır beraber. İşte seneler sonra senin bana göstermiş olduğun, bak dostum en iyi tahta bu dediğin tahtanın şu an zımparasını çekiyorum Ersin abi. Sana buradan selamlar. SBC Spor, bu arada es geçmemek lazım. Bediran bu tahtayla ilgili çok detaylı bilgi verdi. Bunu da kartlardan ulaşabilirsiniz. Kutu açılımı videosunda bu Almost Uber Light'ın diğer tahtalardan farkını bütünüyle anlatıyor. Bu arada dediğim gibi bu kağıdı çeke çeke devam ediyorsunuz. Bir anda da çekmeyin. Yani hızlı olmayın. Eliniz gitsin. Yani buradaki bu hava kabarcıklarının oluşmaması lazım. Sonra çok sıkıntı oluyor biliyorsunuz. Yani onlar böyle kalkıyor falan havaya, çok kötü oluyor. Böyle getirdikten sonra elinizle geliyorsunuz. Sonra bu yağlı kağıdı ters çevirip yağlı bölümü zımparaya gelecek şekilde üstünden bir kere daha geçiyorsunuz. Şöyle. Yani yapışması için biraz daha şey yapıyorsunuz yani. Hatta bunun için özel şeyler satılıyor da bence gerek yok. Bir tekerlekle de böyle yapabilirsiniz. Aynı mantık. Tabii benimki longboard tekeri ayrı konu da. Sonuçta kökende longboardçuyuz. Biz kaykayla başladık ama oradan longboard'a geçtik. Ama yine de skateboard'u bırakmayız. Skateboard benim için çok ayrı bir yeri var. Özellikle de Rodney Mullen. Zaten onun signature'daki bu. Şimdi zımparamız yapıştı. Peki bu zımparanın dışındaki yerleri nasıl keseceğiz? Bu tarz işte sert bir tornavida da olabilir. Böyle bir bileyleme şey de olabilir. Kenarlarından sertçe geçiyorsunuz. Bu onun kenarlarını inceltiyor. Sizin zımparayı keserken daha rahat kesmenizi sağlıyor. Gördüğünüz üzere kaykayın şekli çıktı. Şimdi şu şekilde kesikler atıyorsunuz. Sonra diğer tarafına yapıyorsunuz. Neden buraları kestiğimi birazdan anlarsınız. Ama buralarını kesmeyi unutmayın. Yani maket bıçağı yardımıyla bu kesmiş olduğum yerlerden başlayarak yavaş yavaş kesiyorsunuz. Hızlı olmayın, yavaş olun.
Aceleniz yok sonuçta. Yangından mal kaçırmıyoruz. Yavaş yavaş kesiyoruz. Bu artan zımpara parçalarını kesinlikle çöpe atmıyoruz. Çünkü sonradan onları kullanacağız. Şöyle mesela burayı da kesiyorum şimdi. Yoksa ıs konusuna geldiğimiz zaman da böyle de kesilebiliyor. Yani istersen hızlı da kesebilir. Ama yavaş keselim ki insanlar anlasın bunu. Hatta bakın şimdi size hızlı kesin derken şuradan biraz alamamışım. Tersten yapsak nasıl oluyor acaba? Tamam. Oraları böyle kazıyarak incelttikten sonra maket bıçağıyla çok rahat kesebilirsiniz. Bu arta kalan parçalarla da kesmiş olduğumuz kenarların daha iyi kaykay tahtasına yapışması için ayrıca zımparalıyoruz. Ondan sonra şöyle bakalım, süper. Almost yazısı biraz daha böyle şey. Güzel. Şimdi yapılan bir yanlış da şu. Vidaları takıp ondan sonra üstüne eğer zımpara çekerseniz sonra o vidaları çıkartmak çok zor oluyor. O yüzden biz ilk başta zımparayı çekiyoruz. Ondan sonra vidaları üstüne koyuyoruz. Peki bu vidaları nasıl üstüne koyacağız? Bunun için de bir tane hemen bir alyan bulalım da delelim şuralarını. Şu delik kısımlarına, trakları sokacağımız kısımların arkasına bir tornavida yardımıyla daha az olabilir de benim şu an ona göre bir tornavidam olmadığı için ben bir alyanla yapıyorum bunu. Şöyle delikler açıyorsunuz. Bu delikleri açtığınız zaman sizin diğer taraftan vidayı sokacağınız yer belli oluyor. Bakın zaten şu an benim o deldiğim yerlerden çizgileri çıkmaya başladı. Sonra da buradan vidalarımızı takıyoruz. Dört tanesini taktık. Şimdi kalan dört tanesini takıyorum. Vidalarımı taktıktan sonra buraya Riseran şok petimi koyuyorum. Daha bu iç tarafta olması daha mantıklı. Ya da dış tarafta aynı. Riseran şok petimi koyduktan sonra bakın. Şimdi burada ilk başta çaprazlama somunlarımı koyuyorum. Sonra diğer somunlarımı yerleştiriyorum. Aa tabii bunun traklarını takmadık. Hemen onun traklarını da takmayı size göstereyim. Şurada muhtemelen şeyleri var onun. Hızlıca traktan bahsetmek gerekirse bu bir base plate. Buradakinin adı kingpin. Burada da pivot kapımız oluyor. İlk başta normal aslında traklarda mesela diğer trakta öyledir.
burada bir pulumuz olur ama tensörlerde böyle bir şey yok. Direkt en alttakini normal koyabiliyorsunuz. Burada ona göre bir yer yapmışlar. Ayrıca bir pul koymamışlar. Sonra hanger'ımızı takıyoruz. Bu hanger'ın açıları önemli. Yani tutup da şu şekilde falan zaten takamazsınız bunu. Ya da şu şekilde de takamazsınız. Bizim mesela longboardlarda reverse track'lar var. İki taraflı da track'ları takabiliyorsunuz. Neyse bunu da bu şekilde takılıyor. Sonra başingimizin üstündekini takıyoruz. Sonra başingin pulunu takıyoruz. Bu pulları takmayı kesinlikle unutmuyoruz. Ondan sonra da somununuzu takıp track'larımızı sıkmaya başlıyoruz. Onu da bir tool yardımıyla yapabilirsiniz. Ya hep bunda çaprazlama somunlarınızı takın. Sizin için daha iyi olacaktır. Sonra somunumu sıkmaya başlıyorum diğer taraftan tornavida yardımıyla. Evet, sonra tahtamıza şöyle bir bakıyoruz. Evet, tam istediğim gibi olmuş. Buradaki bu çizginin biraz yamuk olmasını istiyordum ben çünkü. Ona göre açı belirlemiştim. Direkt dümdüz sevmiyorum. Öyle simetri problemleri olan arkadaşlar da var da. Şimdi ilk rumanı koyuyoruz. İkincisini koymadan önce tekeri koyacağız ya, size bir taktik vereceğim. Şimdi normal skateboard tekerlekleri longboard tekerleklerine göre birazcık daha sert olduğu için rulman kolay kolay girmiyor. Çok az buraya yağ sürün. Bak, çok az. Çok fazla değil. Çok az buraya yağ sürün. Ben böyle kullanıyorum bu arada. Bunun içinde normal yağ var. Başka bir şey yok. Sonra iki elinizin, şu avuç içlerinizin yardımıyla tekerlekleri bastırın. Bakın ne kadar rahat girdi. İkinci rulmanımızı koyuyoruz. Sonra spacer'ımızı koyuyoruz. Tekeri getirip şöyle bastırdığın anda şöyle bir çıkarıp bakın yine rahat dönüyor mu diye, ama şu an herhangi bir dengesizliği yok. Ondan sonra buraya speedring'imizi koyuyoruz. Sonra tekerimizi koyuyoruz. Yalnız şöyle bir durum var. Ben mesela grafiklerinin, yani şöyle örnek vereyim. Bu tarz grafikleri içeri doğru koyuyorum. Öyle seviyorum. Ben o yüzden kırmızı tarafı görünsün istedim. Hani uyumlu olsun diye. Sonra diğer speedring'imi koyuyorum. Ondan sonra buradan bir tane hemen seçelim. Somunumuzu seçtikten sonra çevirmeye başlıyorum. Kontrol ediyoruz. Birazcık hareket etmesi lazım tekerlerin. Çok az ve bir tık sesini duymanız lazım. Çok sık olmasın, çok gevşek de olmasın. Yani duyuyor musunuz? Bu ses olması yeterli. Yani o rulmanın dönebilmesine müsaade edin orada. Ondan sonra diğer rulmanımı koyacağım. Zaten sert teker zor giriyor rulman bunlara. Çıkartmak ayrı, takmak ayrı. O yüzden biraz pratik olmakta fayda var. Camı da kırmayalım da. Gerçi tahta kullanıyorum ama. Bakayım. Aynen. Bu da oldu. Şimdi diğerini kullanıyoruz. Diğerinde de aynı şekilde. Çok azıcık yağ kullanıp tekerimi takıyorum. Bak, hiç zorlanıyor muyum? Yani normal bir tekerlekte deneyelim şimdi onu. Bu kadar rahat girmez. Hop. Ha, mesela şöyle bir sıkıntı da oluyor. Spacer'ı ayrı verilenlerde tekerin içinde onlar dönüyor. Onu bulmak için şu taktiği uygulayacaksınız. Bu arada bunu normal sistemle yapacağım. Yani şöyle göstereyim. Ha, şimdi mesela bunu yağlamadan koyacağım. Tamam mı? Bak. Bak, oturtana kadar uğraşıyorum. Ama diğer tarafı yağlasam tık diye oturuyor oraya. Bunun bir zararı olmaz. Çok az kullanıyorsun zaten. Hiçbir zararı olmaz. Spacer rulmanı taktıktan sonra takıyorsun ya. Bak, tak diye oturdu. Speedring'imi taktım. Bunu birazcık hatta spacer'ını oynatayım içinde. Bak, tak girmiyor. Ne yapacağım?
Bunun için tornavidayı alacağım. İçine sokup oradan düzelteceğim. Sokacağım. Bu kadar basit. Özellikle longboard tekerlerinde bu benim çok başıma geliyor. Skateboard'da o kadar çok gelmez. Evet, ama longboardçuların eğer bu videoyu izliyorlarsa buna dikkat etmeleri şart. Çünkü o longboard tekeri içinde o bildiğimiz spacer resmen kayboluyor. Çünkü kocaman teker. Onu da bu şekilde. Biz tornavidayı sokarak kullanıyoruz ama ben mesela hiç onunla uğraşmıyorum. Kendimden spacer rulmanları da kullanıyorum. Şimdi skateboard videosu çektiğim için bu rulmanları tercih ettim. Normalde şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar bu zımpara neden böyle yamuk oldu? Dikkat etmedin mi? Hayır. Ben böyle direkt düz simetriyi sevmiyorum. Biraz yamuk olmasını istedim. Almos yazısının biraz daha düz okunmasını istedim. O yüzden böyle çektim. Bence oldu. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani görmüş olduğunuz gibi skateboardumuzu da nasıl toplanacağını size gösterdim. Böyle bir tahtayı Türkiye'ye getirdiği için SBC Spor'a çok teşekkürler. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Esen kalın. Bay bay.